Bence oyun çok güzel. İnanılmaz güzel bir temelle başladılar. Şimdi o temel üzerine çıkıyorlar. Temel sağlam olduğu için ne çıkarlarsa çıksınlar gidecek ya yani, tutacak. Enşirad'ı gönülden destekliyoruz yani. Evet arkadaşlar. Enşirad'ı severler gelsin toplansın. Haberlerimiz var. Arkadaşlar en şurada 2024 roadmapini yayınladı en biliyorsunuz kaç hafta önce çıkış yaptı survival oyunumuz open world survival oyunumuz çok böyle detaylı bir onunla ilgili de bir videomuz var onu da bir yere koyarım şuraları böyle <laughs> hikayesini ve detaylarıyla ne hakkında bize bir oyun sunduğunu paylaştık canla beraber o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi 2024 yılı içerisinde yapacaklarının yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir tarzı bir açıklamayla roadmap'ini yayınladı Ensure Şöyle bir hızlıca bir göz atalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki feedback'lerinizin hepsini aldık diyor. Bir tane web siteleri var bu adamların bu arada. O web sitelerinde böyle giriyorsunuz işte topik topik şey gibi düşün, forum gibi düşünün yazıyorsunuz yani. Sonra herkes onun altına fikirlerini yazıyor. Söylemek istediklerini ve oyun içerisinde deneyimlediklerini yazıyorlar. Burada o yazılan şeylerin okumuşlar adamlar hepsini ve yani anladık gördük bunları fark ettik diye bize haber geçiyorlar. Altta da 6 tane here's, here's a glimpse at some, at some other major features coming later in this year in the early access. Yani bu adamları şurada diyorlar ki burada bir roadmap'imiz var. Bu önümüzdeki aylar içerisinde 2024 yılında bu update'ler yapılacak diyor. Sonra da 6 tane daha koymuşlar. Bunlar da major feature olarak geçiyor dünya. İlk önce bunlara, bunlara bakalım hızlıca. Sharing and visiting of bases. Normalde oyuna ben çağırıyorum arkadaşımı. Benim geldi zaman benim haritama bütün benim setup'ımı görüyor ve benim road map'imi yani benim quest map'imi görüyor. Burada şimdi herhalde artık paylaşım yapabileceğiz beraber. Mesela ben Can'ın Can'la beraber herhalde aynı haritaya açtığımızda ya da oynadığımız arkadaşlarla beraber aynı haritayı açtığınızda onun base'ini de görebileceğim herhalde. Kendi base'im onun base'im. E bizim ikimiz base aynı yerde build edildiyse ne olacak Can? Bu konuda bir <laughs> bu konuda bir açılan var mı acaba? Sonra aynen e, oyun içerisinden şey yapabileceğiz. Gameplay çekebileceğiz. Çok güzel. World eventler var. Diablo'daki gibi büyük bosslar gelecek herhalde. Hep beraber onları kesmeye çalışacağız Ben bir dungeon'a girdim bir instant oluşturuyor Sen benimle yapmak istemiyorsun Kendin için bir instant oluşturabilirsin Yani benim partime girip benim dungeon'ıma girebilirsin çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş, iyi olmuş, tamam mı? Bir e, daha fazla biz çünkü şeyi gördük arkadaşlar. Ormanı gördük, e, çölü gördük. E, işte i̇şte şiradun çöktü, sisin çöktüğü yerleri gördük. Bunlara daha fazla biyom ekleyeceklermiş ve ve su, deniz. Dünyada deniz yoktu bu arada arkadaşlar. Hiç deniz yoktu, hiç su yoktu, hiç nehir, göl yoktu. Onlar eklenecek. Süper, süper. Hepsine büyük bir tanzap Diğerlerine bakıyoruz. Bunlar da minor herhalde küçük şeyler, küçük update'ler. Hollow Hole Dungeons, Steam Deck update geliyor. Güzel Steam Deck'te oynamak isterim. E, yattığım yerden Performance improvement harika Smoother e, high fps gameplay evet, Oyunda bir böyle bir lag alıyordu oyun yani Yüksek grafiğe geçince lag alıyordu Ben onu DLSS 3 moduyla çözmüştüm Grafik kartının bir mod yüklemiştim O inanılmaz çözdü olayı Haritayı falan çok yavaşlıyordu oyun mesela Bunlar gelecekmiş Location improvement tamam Improved loot daha iyi bir loot sistemi User interface kullanarak da Yani daha iyi bir loot etme şekli Workshop crafts from magic chest Şeylerde e, tamam, bunu yapıyorduk zaten Bunu yapıyorduk zaten Work, workshop craft for magic Bu yapıldı zaten. Better stack splitting daha iyi bir ayırma sistemi. Multiple NPC in instances okay. Reassignable glider shortcuts. Shortcuts niye ben glider'ı reassign etmeye çalışayım ki düşünüyorum. En büyük glider'ı aldıktan sonra niye ve için. Ya da Instant Dungeon kısmı çok iyi. Bence zindan mantığı çok güzel. Olur bu oyun için. Base olayı da Dungeon gibi Instant olacak şekilde hissediyorum. Anladım. Sitting on Furniture. Okey. Bunu yapın zaten. Şeylere, mobilyalara oturabilelim. Improved Post Processing. Tamam. Grafiklerle ilgili bir şey. More Trees to Grow. Daha değişik ağaçlar. E, yani tarımsal açıdan biraz daha upgrade geliyor. Round Doors. Ben Windows. Evet. Oyun çok köşeli bu arada. Dizaynlarınız hepsi kare kare. Köşeli köşeli ilerliyor. Bunlara yuvarlak köşeli kapılar ve bir, e, pencereler ekleyeceklermiş. Güzel potted plants, saksı saksı bitkileri, yeni e, bina materyalleri, oynanabilir, tekrar oynanabilir dünyaya ait büyük questler, daha iyi bir e, item sorting, daha iyi bir inventory management diyelim, şey e, inventory yönetimi, tam folk NPCs yani köylerde aslında artık NPC göreceğiz. İlginç can bak bu da ilginç yani yine hikaye o hikaye olarak düşününce dünyada NPC hiç görmüyorduk biz, insan NPC görmüyorduk. Onlar herhalde kapsülden çıkıp herhalde oyun içerisine gelecekler. Vanity system, editable sign okey. Şey bu Minecraft'ta vardı bu. Musical Instrument'u süper. Sea of Thieves'de gördük. Baldur's Gate'de gördük. Güzel. Oyuna ilginç bir dinamik katar. Güzel bir dinamik katar. Hayvanlar geliyormuş. Sonra yine ayrıca tavuklar, kuzular herhalde farm edebileceğimiz hayvanlar da geliyor. Animal Patrols okey. Etrafta Elden Ring gibi dolaşan şeyler olacak. Düşmanlar olacak. Sürekli volta atan düşmanlar olacak. Hava sistemi geliyor. Çok güzel. Yağmur yağacak herhalde. Kar yağacak. Dağlık bölgeler geliyor. Süper. Adamlar baya baya şey yapıyorlar. Portals'da other server. other serverlara portal açabileceğiz. Ağaca kullandıkları şeyi görüyor musun? Kullandıkları fotoğrafı görüyor musun bu şey için? Şey bu. Bizim kapı. Nasıl gelecekler bilmiyorum. Benim belki adamlar Survivor'dur. Şey e, olabilir. Survivor'da olabilir. Evet, şu şeyden bahsediyor Can. Ee, köylerde göreceğimiz NPC'lerden bahsediyor. Şu kapı bizim bulduğumuz kapı. Eğer portal to other servers diyorsa diğer insanların serverlarına geçebileceğiz ya da herhalde bir şey olabilir belki. O public serverlar olabilir oyunla ilgili. Public serverlara geçiş olabilir. Nameable base. Okey. En sonunda artık e, base'lerimize isim verebiliriz. Harita lokasyonuna izin verebileceğiz. Multiplayer ping artık arkadaşınız bir pink attığı zaman görebileceksiniz. Şeyler mezar taşlarına isimler yazılacak. Okey yeni yeni düşmanlar, yeni bosslar gelecek ve fixes polishing üzerine güzel bir cila atacağız, hazır edeceğiz diyorlar. Güzel i̇şte update basıyor herifler. Gördün mü? Yani 2024 haritasını beğendim. Biz biz Enshrouded'çıyız. Kimse kusura bakmasın. Biz Enshrouded'çıyız. Enshrouded arkadaşlar Enshrouded'ın yani artık release'i ne zaman olur bilmiyorum ama bu iki oyun ben Can'la beraber oynayıp yayında zaten sizinle beraber paylaşıyor olacağım zaten.